Merhaba, ben Birç Onay. Bu videomda ücretsizin desteği sonrası e-bildirge nasıl olacak, bildirim kodları, eksik gün bildirim kodları nasıl olacak, gün hesapları yapılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz onlardan bahsedeceğim. Kısaca hatırlayacak olursak, torba yasa ile 4857 sayılı iş kanunu eklenen geçici madde 10 uyarınca iş kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın iş ve hizmet sözleşmeleri 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle fesih yasağı işveren tarafından fesih edilemeyecektir. İşverene burada bir fesih yasağı getirildi. Bu fesih yasağına istinaden de ücretsiz izni çıkarma hakkı tanındı. İşçi de haklı fesih sayılmayacak bu dönemdeki ücretsiz izni çıkarma. Bu 3 aylık bir süreyle verildi ilk etapta. Bu süre Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilir. Yani 17 Nisan 2020 ve 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında işçi çıkarma işverene yasaklandı. İşçi ücretsiz izne çıkaracak. Ücretsiz izne çıkan dönemlerde de işçiler ücretsiz izin desteğinden faydalanacaklar. Günlük bir 39 lira ödeme alacaklar. Buna istinaden de e-bildirgelerimiz değişmiş oldu. Kısaca bu şekilde hatırlayabiliriz. Sonrasında bu bildirimlerle ilgili ilave olarak eksik gün bildirim kodları eklendi e-bildirgeye SGK tarafından. Bunları inceleyecek olursak 28 pandemi ücretsiz izin 4857 geçici 10. madde, 29 pandemi ücretsiz izin 4857 10 ve diğer şeklinde eklenmiş oldu. Burada yani birden fazla bildirim kodu önümüze çıktı. Burada nasıl yapacağız? Örneklerle anlatacağım. Birinci örneğimizde ayın tamamında ücretsiz izinli ise personelimiz nasıl olacak? Yani biz normalde bu yasa çıkmadan önce personelimizi ücretsiz izne mecburen çıkardık. Ücretsiz izinde görünüyordu. Ya da o tarzda kapatmak mecburiyetinde olan sektörlerdeydik gibi. Ayın tamamında ücretsiz izni normal şartlarda 30 gün ücretsiz izinde görünüyor. Bunu bildirimi nasıl olacak? 17 Nisan'dan sonra başladığı yasa biliyorsunuz. Biz ücretsiz izin desteğine başvuruları Nisan ayı için 14 gün yaptık. Mayıs ayı için yaptığımızda veya yapanlar için 30 gün, Haziran ayı tam ay 30 gün, Temmuz ayında da 17 Temmuz'a kadar olacağı için 17 gün ücretsiz izin olarak, desteği olarak başvuru yapılması gerekiyor. İlk ayımız bizim Nisan ayı. Nisan ayında 17'sinden sonraki günleri aldığımızda toplamda 14 gün olarak parmak hesabıyla 14 gün biz bildirgemizi destek için başvurumuzu yaptık. 14 günlük başvurumuzu yaptık. Burada arkadaşlar 30 gün izinli olduğu kabul edildiği zaman 30 gün ücretsiz izinde, eksik günü 30 gün, normal çalışması hiç yok. Burada eksik gün kodumuz 29. Yani pandemi ücretsiz izin ve diğer nedenlerle oluyor. Çünkü 17 Nisan'dan sonraki giren yasada bu ücretsiz izini pandemi olarak kabul etmeyecek, görmeyecekler. O yüzden 29'la vereceğiz. Mayıs ayında tam 30 günü 28 kodla, yani pandemi ücretsiz izini olarak vereceğiz. Desteğe de başvurumuzu 30 gün yapacağız. Haziran ayı ve Temmuz ayı içinde aynı şekilde olacak. Yalnız Temmuz ayı içinde yine bir 17'sine kadar olduğu için burada 17 gün başvurumuzu yapacağız. Eksik ücretsizin eksik gün kodu, yani tam ay yapacaksak bu başvuruyu, Temmuz ayına kadar değişiklikler olabilir ama tam ay yaptığımızı kabul edersek örneğimizde 29 kodla yapacağız. Yani Nisan ayıyla ilgili bordrolarda, e-bildirgelerde eksik gün kodunu 29, sonrasında tam ay Mayıs ayında 28, devam ederse yine Haziran ayı 28 kodla bildireceğiz. Sonrasında Temmuz ayında da yine tam ay ücretsizinde olursa personeller 29 kodla bildireceğiz. Yani burada ayrımı yapmak için şuna dikkat etmek gerekiyor. Tamamen pandemiyle ilgili ücretsizinde ise personel 28 kodla bildirge verilecek. Ücretsizin dışında başka ücretsizinler varsa, diğer nedenlerle ücretsizinler varsa bunu da 29 kodla bildireceğiz. Ayrım noktası burası. İkinci bir örnek olursa normal çalışma ve ücretsizine sonra çıkarma var. Arkadaşlar normal
yasayı çıkana kadar normal çalışırlar. Böyle bir hak tanınca firma sahipleri, işverenler dediler ki tamam biz bu hakkı kullanalım, işlerimizi azaltalım. Bazı personellerinle çalışmaya devam ettiler. Bazı personellerini ücretsiz izne çıkardılar. Dediler ki sen tamam 17 Nisan'dan sonra ücretsiz izinlisin. Orada nasıl olacak? 14 gün ücretsiz izin gösteriyor. Sadece pandemiyle gösterdiği için bu arkadaşları 28 gün 28 kodla bildirmemiz gerekiyor. Bu arkadaşın Mayıs ayında devam ediyorsa yine 28, Haziran'da yine 28 kodla bildiriyoruz. Temmuz ayında yine 30 günlük bir ücretsiz izin verdiler. Dediler ki devam ediyor. Sen devam et ücretsiz izinde kalmaya. Sonrasında buradaki ilk 17 gün için normal ücretsiz izin, pandemi ücretsiz izin olacak. Ve ilaveten normal devamında uzamazsa da ücretsiz izinde kalacağı için 29 kodla, yani buradaki ücretsiz izin, pandemi ücretsiz izine bir kısım girecek. Sonrasında diğer ücretsiz izin şeklinde bildirimi yapılacak. Üçüncü örneğe geldiğimizde de çoğu firma yarı zamanlı çalışmaya dönmüş oldu. Normal şartlarda ayın yarısında personeli çalıştırıyor, yarısında çalıştırmıyor ya da dönüşümlü çalışıyorlar. Bir kişi bir gün geliyor, ikinci gün gelmiyor ya da ayın bir yarısında birisi geliyor, diğer yarısında birisi geliyor. Çalışma süreleri yaklaşık olarak yarım çalışmaya tekabül ediyor. Burada nasıl olacak? Normalde normal çalışması 15 gün, ücretsiz izinde de 15 gün oluyor. Burada 14 günlük süre Nisan ayındaki 14 günlük süre ücretsiz izine giriyorsa, pandemi ile ilgili ücretsiz izin desteğine başvurulduysa 29 kodla veriyor. Bir gün normal diğerden alacak. 14 günü de pandemiden alacak. Mayıs ayına geldik. Yine 15 günün hepsini ücretsiz izin desteğine başvurduk. Dedik ki o zaman 28 kodla. Haziran ayı içinde 28 kodla. Temmuz ayına geldik. İlk 15 günü dedik ki biz ücretsiz izin desteğinden faydalanalım. Sonrasında diğer ücretsiz izine girsin. Yani ücretsiz izine girmesin. İlk 17 gün ücretsiz izin desteğinden faydalandırdık. Şuradaki ilk 15 günü faydalandırdık. Sonrasında arkadaş normal 15 günde çalıştı. 15 gün, 16 gün neyse çalıştı. O zaman yine pandemi ile ilgili destekten faydalandığımız için 28 kodla bildireceğiz. Pandemi dışında bir izin verdiysek, ücretsiz izine çıktıysa 29 koddan çıkacağız. Kısaca üzerinden geçecek olursak, pandemi ile ilgili sadece pandemi desteği ile ilgili, ücretsiz izin desteği ile ilgili başvurumuzdaki gün kadarsa 28 kodla, ama bu desteğe başvuru dışındaki günün dışında günler varsa ücretsiz izinde geçen, hangi koşulda olursa olsun 29 kodla e-bildirgeyi vermek gerekiyor. Kısaca bahsedebileceğimiz şey bu şekilde. Sosyal medyadan gelen çok soru var. O yüzden bu videoyu da çekme ihtiyacı duydum. Bu ayrımı bu şekilde basit bir şekilde yapabiliriz. Ay içinde senaryolar değişecektir. Çalışan çalışmayacaktır. Çalışmayan çalışmaya başlayacaktır gibi. Hani değişkenlikler olabilir. Yasa değişebilir gibi. Bunlarla takibi güncellemek gerekiyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.